Minik Elif'in o haklı isyanı gerçekten hepimizin yüreklerini burktu. İçimiz titredi. Sağlık kahramanları, bu sürecin görünmez kahramanları değil, görünür kahramanları. Bir de gece çalışanları var. Onlar görünmez kahramanları aslında. Arkadaşlarımız Altay Altuğ onlarla konuştu. Bakın kim onlar? Koronavirüse yönelik ciddi önlemler alındı, alınmaya devam ediyor. O önlemler uygulandı, uygulanmaya da devam ediyor. Peki biz elimizden geldiğince evde kal çağrılarına uyduğumuz zamanlarda bizler için kimler çalışıyor? Çalışmaya devam eden meslek grupları arasında eczacılar geliyor. İşte bir eczanedeyiz şimdi ve burada sosyal mesafeye ilişkin bir bant çekilmiş. Peki çalışmalar nasıl gidiyor? Koronavirüs hastalıkları genelde hastanelere başvuru olduğu için biz birebir temasta bulunmuyoruz. Ama yayılım anlamında, bulaş anlamında risk evet çok yüksek bizlerde de mesleki olarak. Yoğunluk evet var fakat 65 yaş üzeri ve çocuklarımızın artık evde kal kuralına uyduklarından dolayı daha da azaldı. Bu bizim de bulaş riskini azaltma anlamında bizi rahatlatan bir unsur. Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım ve sosyal mesafeyi koruyalım. İşte anonsu duydunuz. Emniyet ekipleri, emniyet güçleri koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışıyor, çalışmaya devam ediyor. İkaz ediyor, ikaz etmeye devam ediyor. Onlar asayişi sağlamanın yanı sıra şu anda bir savaş daha veriyor. Koronavirüsle savaşıyor. Bizler için peki başka neler yapıyorlar? Hoş bulduk. Bu koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler kapsamında bu büyük marketlerde müşteri sayısında kısıtlamaya gidildi. Bu tedbir kapsamında da dışarıda sırada bekleyen müşterilere de sık sık çıkarak sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunursanız ve bu afişi herkesin görebileceği bir yere asarsanız çok iyi olur. Çok büyük bir duyarlılık var şu an. Herkes kendince tedbirini aldı. Sofraların vazgeçilmezi tabii ki ekmek, unlu mamuller. Koronavirüs tedbirleri kapsamında fırınlar da bu yüzden bizler için, bizlere hizmet etmek adına çalışmaya devam ediyor. Biz gece saat 10'dan gündüz 3'e kadar devamlı olarak çalışıyor bizim iş yerimiz. Dışarıya gönderdiğimiz ekmekleri poşetliyoruz. Tezgahtan sattığımız ekmeklerimizi eldivenle tutuyoruz. Bir arkadaşımız para alıyor, bir arkadaşımız eldivenle ekmekleri müşteriye veriyor. Hiç merak etmesinler, evde kalsınlar ki biz de hizmetimizi buradan yapacağız yani.